Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı Sûril Kelbi. Bu bab köpeğin artığı hakkındadır. Haddesena Ali ibn-i Ma'bed kâle haddesena Abdülvehhab ibn-i Atâ en Şâbeten ilâmeş en Zekvân en Ebi Hureyre'te anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kâl. Peygamber Efendimiz buyurdular ki İzâ vedagal kelbu fil inâ, bir çanağı köpek yalarsa tâsilûhu seb'a merrâtin, onu yedi kere yıkayınız. Köpeğin yalamasında ayrıca bir incelik var. Diğer necasetler de 3 defa yıkadın mı temiz olur. Yani hiçbir necasette 7 defa yıkamak yok. İlle köpeğin artığında 7 defa yıkamak var. Bunu inceleyen bazı yeni tıp, Avrupa'da, Amerika'da tıp adamları neden ahir zaman Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem köpeğin yalamasına bu kadar ehemmiyet vermiş, incelemişler. Köpeğin salyasında bir mikrop görmüşler ki su ile gitmiyor o mikrop. İlla toprağıyla gidiyor. Bunu ta Resulullah Efendimiz mucize olarak o zamandan beyan etmiş. Bunun sırrına tıp yeni varıyor. Suyla gitmeyen mikrop toprağına gidiyor. Evet. Onun için bir köpek bir kabı yaladı mı? Bunda da mezhepler arasında ihtilaf var ya, onu beyan edecek. 7 defa yıkayınız buyurmuş bu hadisi şerifte. Haddesena Fahdun gâle haddesena Ömer ibn Hafsin. Ömer ibn Hafs ibn Gıyas gâle haddesena Übeyyün gâle haddesena Namış gâle haddesena Ebu Salih an Ebi Hureyre an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Aynı bu hadisi şerifi Ebu Hureyre rivayet edilmiş. Bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi başka bir senetle rivayet eyledi. Yine İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. Aynı hadisi şerifi başka bir senetle. Haddesene ibn-i Ebi Davud gâle haddesene el-Mukaddemiyyü gâle haddesene el-Mu'temir ibn Süleyman an Eyyub'a an Muhammedin an Ebi Hureyre an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Mislehu, bu hadisi şerifin mislini. Ve zâde ziyade eyledi. Ulâhunne bitturâb. 7 defa yıkayınız. Birincisini toprakla yıkayınız. Hadis-i şerifte öteki rivayetlerde. Siz 7 defa yıkayınız. O kadar. Toprak meselesi yok. 7 defa yıkayınız. Fakat bu sonki rivayette diyor ki 7 defa yıkayınız fakat birincisini toprakla yıkayınız, ötekini de suyla yıkayınız. Haddesena Ebu Bekir'te kâle haddesena Ebu Asim en Kurrete kâle haddesena Muhammed ibn Sirin en Ebi Hureyre'te en Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aynı hadisi şerifi yine rivayet eyledi. Ebu Bekir'e tarikiyle. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال سئل سعيد بن عروبة سؤال edildi عن الكلب köpekten ki yalahu yalar fil inayet çanakta, bir çanağı köpek yalarsa hükmü nedir? Sordular. فأخبرنا عن قتادة عن ابن سيرين, o bize bir rivayet getirdi Katade'den, o da İbn Muhammed ibn Sirin'den. O da Ebi Hureyre'te anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Hureyre'den, o da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mislehu, aynen bu hadisi şerifin mislini, yani 7 defa yıkayınız. Gayre ennehu, yalnız şu kadar var ki kâle ulaha, birincisi evissâbe yakut yedincisi bittura, toprağıyla yıkayınız. 7 defa yıkayınız, birincisi yahut da yedincisi toprak ile yıkayınız. Şekke Sa'idun. Sa'id ibn Ebu Aribe şekketti. Diyor ki yani Muhammed ibn Sirin'den ben bu hadisi rivayet ederken birincisi toprak ile olacak ama birincisi mi yedincisi mi? Bunu hatırlamıyorum. Birisinin toprağı ile ötekileri su ile. Öyleyse fezehebe kavmin ila hadel eser. Cemaatten bir kısmı bu esere sahip oldular. Fekalu, dediler ki la yethurul ina'u, bir kap temiz olmaz. İza velaga fihil kelbu, kelbunu yaladığı vakitte, hatta yusale seb'a merrat,
hatta 7 kere yıkanır. Ulahunne birincisi bir turab toprağı ile kema kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim Peygamber Efendimiz böyle haber verdi. Birincisi toprak ile, ötekileri de su ile. İşte buraya kadar zikredilen bu mesele, yani köpek bir kabı yalarsa 7 defa yıkanılacak. Birincisi ve bir rivayette yedincisi toprak ile. Fakat birincisi toprak ile olduğunu daha ziyade tercih edilir ve daha da evvela toprak ile evvela yıkarsın. Ondan sonra da su ile yıkarsın ki toprağın eseri de kalmaz. Ve bu kavle sahip olanlar Abdullah ibn Abbas, Urve ibn Zübeyr, Muhammed ibn Sirin, Tavus, Emr ibn Dinar, Evza'i, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam Ahmed ibn Hanbel, İshak, Ebu Süheyr, Ebu Ubeyd ve Davud-u Zahiri bu mezhebe sahip olmuşlar. Hem 7 defa yakınacak, hem de birincisi toprak ile olacak. Ve halefehum fi zalik, bu mesele hakkında bunlara muhalefet ettiler. Aharun, diğer imamlar. Yani 7 defa yıkamaya lüzum yok, toprağı ile yıkamaya da lüzum yok dediler. Kim? Aharun, başkaları. Bunlardan başkaları ki, onlardan da Ebu Hanife radıyallahu anh, onlardan Ebu Yusuf ve Muhammed, bunların kavilleri. 7'ye lüzum yok dediler. İmam-ı Şevkani bu kavli Ehl-i Beyt'e de azmediyor, isnat ediyor ki Ehl-i Beyt'in mezhebi de böyledir. Fekalu, bunlar dediler ki yuğselül inâ'u min zâlik, köpeğin yalamasından bir kap yıkanılır. Kemâ yuğselü min sâirin necâsat, diğer necasetlerden nasıl yıkanılırsa öylece yıkanılır. Herhangi bir necis bir yere gelir, nasıl ise bu da öyle. Eğer necasetin eseri baki ise necasetin eseri zail oluncaya kadar yıkanılır. Yok necasetin eseri yoksa 3 defa yıkanılır. Vehteccu fi zalike, bunda bu mesele hakkında ihticac ettiler, delil getirdiler. Bima bir şeyle ki kadru, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadislerle de delil getirdiler. Femin zalik, işte bu delillerdendir. Maşul bir hadis ki haddesena Süleyman ibn Şaib. Süleyman ibn Şaib bize rivayet eyledi diyor İmam-ı Tahavi. Kale haddesena Bişir ibn Bekir. Kale haddesena Levza'i rahimahullah. Bir bu cavi Süleyman ibn Şaib. İkincisi ve haddesena Hüseyin ibn Nasr. Yani İmam-ı Tahavi Hüseyin ibn Nasr rivayet ediyor. Kale haddesena el-Firyabi. Kale haddesena Levza'i. قال حدثني ابن الشهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة. Şimdi birinci rivayet Evza'i terkiyle, bu da Sa'id ibn Musayyib terkiyle Hazreti Ebu Hureyre'ye çıkıyor ki kâne yekûl, Ebu Hureyre radıyallahu anh derdi ki قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Hazretleri buyurdular اِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ, gece vakti sizden biriniz uykudan kalktığı zaman فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْاِنَا, elini çanağa batırmasın حَتَّى يُفْرَغَ عَلَيْهِ, eline döksün مَرَّتَيْنِ اَوْ سَلَاسَنْ, iki kere yahut da üç kere su döksün. Ondan sonra elini çanağa batırsın. فَاِنَّهُ لَا يَدْرِ, o bilmiyor ki فَاِنَّهُ لَا يَدْرِ, bilmez اَحَدُكُمْ, sizden biriniz اَيْنَ بَعْتَتْ يَدُهُ, eli nerede geceledi onu bilmez. Ashab-ı kiram ekserisi taş ile istinca ederdiler. İdrar vesaire yaptıkları vakitte taş ile yahut da elleriyle kurulanırdılar. Onun için gece yattığı vakitte o eline belki idrar geldi, böğül geldi, suya batırıp da necis etmesin. Eline böyle onu iki defa, üç defa su döksün, ondan sonra elini çanağa batırsın. Bu neye delalet ediyor? Demek ki necis oluyor da su necis olmasın diye. Evet. Haddesene ibn Ebi Davud ve Fehd kâle haddesene Ebu Salih kâle haddesene Leys ibn Sa'd kâle haddesene Abdurrahman ibn Halid ibn-i Müsafir kâle haddesene ibn Şehab ben Sa'idin ve Ebi Seleman Ebu Hureyre an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Yine Ebu Hureyre
radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den aynı hadis-i şerifi rivayet ediyor. Fakat senet başka. Yine başka bir senette de Muhammed ibn Huzeyme haddesena Muhammed ibn Huzeyme İmam-ı Tahavi diyor ki bize Muhammed ibn Huzeyme rivayet eyledi. قال حدثنا عبد الله بن رجع قال أخبرنا زائدة بن قدامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ينبل في المزدان أين حديث شريف أبو هريرة رضي الله عنه رواية إليه حدثنا ابن أبي داود إمام التحاوي أبو داود روايته يقول قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي صالح ve bi razin an Ebi Hureyre an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Aynı hadisi şerifi Ebu Hureyre rivayet eyledi gayre ennehu kal. Şu değil ki buyurdu şu kadar ki yani. Feliyasil yedeyhi merreteyne ve selasın. Ellerini iki defa yahut da üç defa yıkasın. Yukarıda bir elini dedi. Fe innehu la yedre ahdüküm eyne ba'tet yeduhu. Eli nerede yaralı, geceledi. Bu elini bir defa yıkasın, ondan sonra bu eliyle su alsın. Bu rivayette diyor ki, ellerini yıkasın, sonra ellerini çanağa batırsın. Haddesene ibn-i Huzeyme gâle, haddesene Haccac gâle, haddesene Hammad en Muhammed. En Amrin. Halbuki sevabı diyor, en Amrin değil. Ve sevab, en Muhammed ibn Amrin. وعني جزء مثلنا بينقول أم محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله في عمر فنمزدن أين حديث الشريف رواية إليه حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أسبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم في عمر فنمز جيجة ويكدا ويندغ زمان قطغ زمان أفرغ على يديه ثلاثا ellerine üç defa su dökerdi yani üç defa yıkardı قالوا buyurdular ki فلما روي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمر فنمزدن bu ki rivayet edildi في التهارة من البول بولden taharette yani ellerine böğül isabet ettiğinden ellerini üç defa yıkadı. لَنَّهُمْ كَانُوا يَتَغَوَّتُونَ اَيْ يَقْضُونَ حَاجَتَهُمْ Ashab kazaya hacet ederdiler ve يَبُولُونَ بَوْلِ derdiler ve لَا يَسْتِنْجُونَ بِالْمَا su ile istinca etmezdiler. Taş ile istinca ederdiler. فَأَمَرَهُمْ بِذَٰلِكَ Resulullah Efendimiz onlara bunu emretti. اِذَا قَامُوا عَنْ نَوْمِهِمْ uykudan uyandıkları zaman ellerini üç defa yıkasınlar. لَاَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ يَنَبَاتَتْ اَيْد۪يهِمْ onlar bilmezler ki elleri nerede bitutet etti, geceledi, min ebdanihim cisimlerinde. O el gider, avret mahalline gider, avret mahallinde de suyla yıkamamış. Oradan bir necaset eseri ellerine bulaşır. Onu uyku halinde bilmezler, bulaşır diye ihtiyaten emretti ki yıkayın. وَقَدْ يَجُوزَ اَنْ يَكُونَ كَانَتْ caiz ki bu ola fî mevdi'in kad mesehûhû minel bevle vil gâit. Bevül yahut da gâiti taş ile onu istinca ettiler, mesh ettiler, eli de oraya gitmiş ola, onu bilemez. Feya'rakûn, onlar terlerler. Terlediği gibi fetenecese bizalike eydihim. Ter geldiği gibi o avret mahallindeki necasete ter gelir, o da eline de gelir. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz onları emretti bi غَسْلِهَا ثَلَاسًا ellerini üç defa yıkamayı emretti ve كَانَ ذَٰلِكَ تَهَارَتُهَا işte ellerin temizliği bu oldu مِنَ الْغَائِتَ اَوْ الْبَوْلِ evet, gazuret'ten yahut da bevülden elin temizlenmesi onun yıkaması oldu اِنْكَانَ اَسَابِهَا eğer ona değmiş ise فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ vaktaki bu oldu يَتْفُرُ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِتِ بسم الله الرحمن الرحيم فلما كان ذلك يطهر من البول والغائط bu zikrettiğimiz şey ki yukarıda
zikreyledi. Beulu gaitten temiz olursa ve huma ağlazun necaset. Halbuki beul gait necislerin en ağlazındandır bunlar. En ağlazlarındandır. O ki böyle yıkamakla temiz olursa kâne ehra layık oldu en yathura temiz ola bima huve o ba bimadaki ba ziyade sahih olan ma huve en yathura temiz ola ma ol bir şey ki huve o dune zalik bevlu gayetin dunundadır minin necaset necasetlerden bevlu gayetten daha aşağı hafif olanların temiz olması daha layık olduğu. Yani buradaki maksedi köpeğin yalamasına getiriyor ki bevlu gayet köpeğin yalamasındaki necasetten daha ağlazdır. Bunlar suyla temiz olursa binaenaleyh köpeğin yalaması da suyla temiz olur. Yani yedi defaya lüzum yok. Mesele bu. Tabi bu izahatı veriyor, gerisinde geliyor. Fakat delalet etti ala ma zekerine bizim zikrettiğimiz şeye minha da bundan yani su ile temiz olur ve necasetin eseri zail oldu mu kafidir yedi defa yıkamaya toprağa yıkamaya lüzum yoktur. Buna delalet eder ma kadru yan Ebu Hureyre Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edilen hadis min kavlihi Ebu Hureyre'nin kavlinden Gâde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den sonra kemâ gad haddesena İsmail ibn İshak nitekim bunu İsmail ibn İshak rivayet eyledi kâle haddesena Ebu Nuaym Ebu Nuaym bunu rivayet eyledi kâle haddesena Abdüsselami ibn Harbi Abdüsselam rivayet eyledi an Abdülmelik عبد الملك تن عن أطاع تادن عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه في الإناء شنك hakkında öyle şanak ki yeligu yalar fihi ani el kelbu kelbe vil hirru yahut da kedi kâle buyurdu ki yuselü selâse mirârin bu üç kere yıkanır. Üç defa yıkandı mı temiz olur. İşte bu da Hazreti Ebu Hureyre'nin kavli. فَلَمَّا كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَنَا هَنْ وَقْتَكِ اُلْدِ قَدْ رَآ gördü neyi? اَنَّ السَّلَاسَةَ üç defa yıkamak يُطَهِّرُ الْاِنَاءَ çanağı temiz eder. Bunu böyle gördü. مِنْ وَلُوغِ الْكَلْبِ kelbin yalamasında fihi bir kapta bir kapta kelp yerse yahut da onu yalarsa onu üç defa yıkamak temiz olur diye öyle hikmetli Hazreti Ebu Hureyre ve kadru yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den de rivayet edildi ma zekerna bizim zikrettiğimiz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç defa yıkanırsa kap temiz olur diye yukarıda rivayetlerde geçti sebete bizalik bununla sabit olduğu neshu sebi'i yedi defa yıkamanın nesh edildiği sabit olur. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmişti. Yedi defa yıkayın birincisi toprakla. Fakat sonra başka hadislerde geldi ki üç defa yıkamak kafi geliyor. Ve Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh de böyle emretti. Öyleyse sabit oldu ki yedi defa yıkaması İslamiyet'in evvelinde varmış sonradan nesh edilmiş. لَاَنَّا نُحْزِنُ ظَنَّ بِهِ biz Hazreti Ebu Hureyre'ye hüsnü zannediyoruz. فَلَا نَتَوَهَّمُ عَلَيْهِ anın üzerine bir vehim yapmayız. Ki اَنَّهُ يَتْرُكُ Ebu Hureyre terk eder. مَا سَمَعُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den işitmiş olduğu bir hadisi terk etmez. Yani yedi defa yıkamak hakkındaki hadisi terk etmez. اِلَّا اِلَى مِثْلِهِ اِلَّا onun misline terk eder. Yani Resulullah Efendimiz'den sabit olan iki şey var. Birincisini terk eder, ikincisiyle amel eder. Onun misli yani Resulullah'ın hükmü oluyor yine. Öyleyse yedi defa yıkanması sabit idi fakat sonra da nesk edildiğinden üç defa yıkanmakla kafi geliyor. Hazreti Ebu Hureyre onu terk etti, bunu tuttu. وَاِلَّا سَقَتَتْ عَدَالَتُهُ
Eğer Hazreti Ebu Hüreyre'ye böyle zannetmesek onun adaleti sabit olur. فَلَنْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَا رِوَايَتُهُ Onun kavli ve rivayeti kabul edilmez. Yani desek ki Hazreti Ebu Hüreyre Resulullah Efendimiz'den 7 defa yıkanması hakkındaki hadisi bildi de mahsus emel etmedi. Resulullah'ın sözünü, emrini terk etti, kendi kendine hüküm çıkardı dersekse onun adaleti sabit olur ve rivayeti kabul edilmez. Halbuki ashab-ı kiramın hangisi olursa olsun onları hüsnü zannetmek vaciptir. Onlar bir şeyi terk etmezler, illa ki onun zıddi, onun endinde sabit olur. Öyleyse bunda da anlaşıldı ki evvela bu 7 defa yıkaması var idi. Fakat sonra 3 defa Resulullah Efendimiz 3 defa yıkamayı emredince ikinci hadis, birinciyi nesheyledi. Buna da bir sual mukadderiye cevap. Yurdu velev vacebe, vacip olsaydı ki en yuğsele, en yu'mele amel oluna bima raveyna fissebe. 7 defa yıkamak hakkındaki rivayet ettiğimiz hadislerle amel olunmak vacip olsaydı. وَلَا يُجْعَلَ مَنْسُخًا Mensuh kılınmasaydı. Yani desek ki bu mensuh değil ve bununla amel etmek de vaciptir. Öyle olsaydı لَكَانَ مَا رُوِيَنَ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ الْمُغَفَّلِ فِي ذَٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Peygamber Efendimiz'den Abdullah ibn-i Muğaffel'in rivayet eylemiş olduğu hadis olur idi. Evla, daha evla olurdu. Mimma reva Ebu Hüreyre, Ebu Hüreyre'nin rivayet eylemiş olduğu hadisten daha evla olurdu. Leennehu zâde aleyhi. Abdullah ibn-i Muğaffel, Ebu Hüreyre'den rivayet edilen hadisin üzerine ziyade eyledi. Onunla amel etmek daha evla olurdu. O da neymiş? Abdullah ibn Muhaffel'in rivayetini getiriyor. Haddesena Ebu Bekret'e, kâle haddesena Sa'id ibn Amir ve Vehb ibn Cerir. Tahavinin Şeyh Ebu Bekret diyor ki, bana Sa'id ibn Amir bir de Vehb ibn Cerir ikisi rivayet eylediler. Kâle, onlar dediler ki, haddesena Şu'betu en Ebit Teyyah. Şu'be Ebit Teyyah'dan rivayet eyledi. En Mutarrif ibn Abdillah. O da Mutarrif ibn Abdullah'dan rivayet eyledi. O da an Abdullah ibn el-Muqaffal. Abdullah ibn el-Muqaffal'dan rivayet eyledi. Enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emere bi katlil kilab. Köpeklerin öldürmesini emreyledi. Evvela emretti ki köpekleri öldürün. Sümme kâle, sonra dedi ki mâli vel kilab. Bana ne keplerinle uğraşayım yani. Mali bana ne oldu ver kilab köpeklerle beraber? Yani niçin onların öldürmesini emrettim ben? Sümme kâle, sonra buyurdu ki اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي اِنَاءِ اَحَدِكُمْ Sizin birinizin kabında bir köpek yerse, yahudunu yalarsa فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ Onu 7 defa yıkasın. وَعَفِّرُوا Onu temizlesin. اَثَّامِنَةَ 8. de bir turab toprağıyla tafir etsin. Yani toprağıyla temizlesin. Toprağıyla yıkasın. Şimdi desek ki 7 defa yıkaması hakkındaki varid olan hadisle amel vaciptir. Öyleyse eğer bu vacipse sonra rivayetle de amel ediyorsuksa Ebu Hüreyre'nin rivayetini sen kabul etmiyorsun. 3 defa yıkamak temiz etmiyor diyorsun. Öyleyse sen 7'ye niye çıktın? Abdullah ibn-i Muğaffel'in rivayetinde 8 var. 8'le amel etsene. Hem ziyade var. Resulullah Efendimiz köpeklerin katlini emreyledi. Ondan sonra da mali vel kilab. Ya köpekleri öldürmekle niye meşgul oluyorum ben hala? Bırakın yani bunu. Yalınız köpek sizin birinizin kabını yalarsa, onda artığı martığı değerse 7 defa su ile yıkayın, 8. de toprakla onu temizleyin. Bu hadisle amel etsene, madem rivayetleri neshedilmemiştir. 1. Yine İmam-ı Tahavi diyor ki, حَدَّثَنَا اَبْنُ مَرْزُوقَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ اَنْ شُعْبَةَ فَزَكَرَ مِسْلَهُ Bu aynı hadisi şerifi İbn-i Merzuk da rivayet eyledi. فَهَذَا عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنُ الْمُغَفَّلِ İşte Abdullah ibn-i Muğaffel, قَدْ رَوَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. اَنَّهُ يُغْسَلُ يُغْسَلُ سَبَنْ Köpek
artığının değmiş olduğu bir kap 7 defa yıkanılır. Ve yu'afferu saminete bitturab. 8. de toprakla temizlenir. Ve zâde alâ Ebi Hureyre, Ebu Hureyre'nin rivayetine ziyade eyledi. Abdullah bin Muğaffel. Ve zâidu evlâ minen nâkis. Zâid nâkisten evladır. Zâid Abdullah bin Muğaffel'in rivayeti zâid olduğundan bununla amel edilmesi vacip olur. فَكَانَ يَنْبَغِي لَهَذَا الْمُخَالِفِ لَنَا bize muhalif olan illa 7 defa yıkamak vaciptir diyenlere layıktır ki en yekule diye la yethurul inav kap temiz olmaz hatta yugusele semaniye marratin 8 defa yıkamadıkça es-sabi'atu bit-turab ve-saminetu kezalik evvelki rivayetlerinde 7 defa yıkayacak, 7.'si toprak ile olacak. Bu Abdullah bin Muğaffel'in rivayetinde 8. de geldi. Öyleyse 6 defa su ile yıkanacak, 7.'si ve 8.'si de toprak ile yıkanılacak. 8 defa olacak. Bununla amel etmesi layık olur ona. Ne için layık olur ona? لِيَاخُذَ بِالْحَد۪يسَيْنِ جَمِيعًا Her iki hadisi almak ve her ikisiyle de amel etmek hasıl olsun diye. Etmese de terk etse ne lazım gelir? Fe in tereke hadisi Abdullah ibn el Muğaffel. Abdullah ibn el Muğaffel'in hadisini terk ederse öteki 7'yi alır da 8.'yi almazsa fakat lezimehu ona lazım gelir. Ma ul bi şey ke elzemehu onu ilzam etti. Hasmuhu onun hasmi. Hasmi kendisini ilzam etmiş olduğu şey lazım gelir. Hasmi ki yani Hanefilerin o nizam ettiği neyi fi terki seb'a sebit yediği terk etmesinde helleti öyle yediyse kad zikirine biz onu zikreyledik. Yani iki hadisle almaz da Abdullah ibn-i Muğaffer'in hadisini terk ederse o da hadisi terk etmiş oldu. Halbuki biz onlara dedik ki niçin bu nesk edildi? O neski kabul etmiyor. Neski kabul ediyor mu? Sen burada Abdullah ibn-i Muğaffel'in hadisini niye terk ettin? Biz diyoruz, öyleyse ha, o diyecek ki Abdullah ibn-i Muğaffel'in hadisi mensuhtur. Biz evvelki de mensuhtur diyoruz. Demek ki sen de nesha gail oldun. Ve illa fakat beyyenle. Yoksa biz beyan ettik ki en ağlazın necasat necislerin en ağlazı yathuru minha andan temiz olur. Gaslül inayi bir kabı yıkamak selase merrat. 3 kere. Bevlu gayet isabet eden bir kap 3 defa yıkamakla temiz olur. Fema duneha onun duni ki yani kelbin yalaması onun dunundadır. Bu ahra daha layıktır ki en yutahhirehu onu temizleye zalik 3 defa yıkamak ey de böylece. Öyleyse madem siz 8. defa yıkamaya mensuh diyorsunuz. Öyleyse size lazım gelir ki sizin de 7 rivayetiniz o da mensuhtur. Bir kabı sabit olan şey necaset isabet eden ağlazın necaset olan bevlu gait isabet eder. 3 defa yıkanırsa temiz olursa köpekin yalaması ondan hafiftir. O da 3 defa ile temiz olur. Ve lekad kâlel hasenü fî zâlik. Hasan-ı Basri bu mesele hakkında dedi, hükmetti. Kale kelimesi bayle gelirse hüküm manasındadır. Bima rava Abdullah. Abdullah ibn-i Muğaffel. Abdullah ibn-i Muğaffel'in rivayetiyle hükmetti. Abdullah ibn-i Muğaffel'in rivayeti 7 defa yıkayacak, 8.'si de toprakla olacak. Haddesene Ebu Bekret'e kale haddesene Ebu Davud kale haddesene Ebu Hayve anil Hasan. Ebu Hayve Hasan-ı Basri'den rivayetiyle de قَالِ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْاِنَى Kelp bir kabı yalarsa غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ 7 defa yıkanır وَالثَّامِنَةُ بِالتُّرَابِ 8.'si de toprakla. Yani Hasan-ı Basri'de bir rivayet aldığı gibi bu vakitte sizin 7 rivayete mensuh oldu. Bu da rivayet ispat ediyor ki demek sizde de nesah var. Bu hadislerin nekli itibariyle buraya kadar getirdi. Yani Hanefilerin mezhebinde oluyor ki köpeğin yalamasıyla necis olan bir kap
7 defayı yıkanacak yahut da 8 defayı yıkanacak birisi de toprakla. İki rivayet var. Siz bunun 7'sini alıyorsunuz, 8'i almıyorsunuz. 8'e mensup diyorsunuz. Öyleyse bizim de Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olduğumuz hadisle 3 defayı yıkamak temizleniyor. Binaenaleyh 7 rivayeti de mensup, 8'inki de mensup. Bu nazar rivayet itibariyle ve emmen nazaru fi zalik. Buna nazara gelince, yani kıyasa gelince, fakat kefana bize kifayet eyledi el kelamu fi, bu mesele hakkındaki söz. Ne sözü? Bu mesele hakkında söz söylemeye kifayet eyledi. Ma şur bir şey ki beyyenna, biz beyan ettik. Min hükmü'l duhman, etlerin hükmünden beyan eyledik. Fi babi süvril hizri, kedinin artığı hakkında bir bahis geçti. Etleri biz dörde ayırdık. Kıyas itibariyle de o kafidir. Eti yenilen hayvanların artığı temizdir. Çünkü onun artığı temiz bir rahme temas ediyor. Hınzır, kelp gibi hayvanların eti necistir. Onların artığı da necistir. Çünkü onun artığı necis olan bir ete temas ediyor. İnsanın eti temizdir, onun artığı da temizdir. Eti yenilmez, o kerametinden dolayı başka. Kaldı hangisi? Kedi. Kedi hakkında eti yenilmeyen hayvanlardandır. Öyleyse bunun da artığının haram olması lazımdır. Hınzır, kelp nasıl ise, kedi de öyledir. Bunun da artığının haram olması lazımdır. Bu bahs de burada da geçmiştir. Öyleyse vakat zehebe, sahip buldu kavmun bir kavm fil kelbi, köpek hakkındaki yelehu fil ina, bir çanaktan yer, onu yalar. Sahip buldular ki ennel ma'a tahirun, su temizdir. Ve yuğselül ina'u seben, o kap 7 defa yıkanılır. Ve kalu, dediler ki innema zâlike te'abbüdün, bu bir ibadettir, yoksa necis olduğundan dolayı değil. Bevlu gayet 3 defa yıkanınca temiz oluyor. Kelbinki de temiz olur. Yalnız 7 defa yıkaması teabbüddür, ibadettir. Resulullah Efendimiz öyle emrettiğinde. Teabbedna bihi, biz onu 7 defa yıkamakla ibadet yapmış olduk. Fil aniyeti, kaplarda hasseten kaplarda köpeğin yalanmasını 7 defa yıkamak ibadettir. Onun için biz bunu yapıyoruz. Bir kısım böyle dedi. Yukarıdaki kavimler İmam-ı Şafii necis olur demiştiler. Ha, bu bir kavim de dediler ki hayır, bu ibadettir. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ, anların aleyhine olan hüccettendir ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz لَمَّا سُئِلَ اَنِ الْحَيَاتِ, havuzlardan vaktaki sual edildi. اَلَّتِي تَرِيدُهَا, قُلْ بِرْ havuzlar ki ona varid olur, اَسْسِبَعُ, yırtıcı hayvanlar. فَقَالَ, buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ki اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْ, su iki kulle kadar olursa لَمْ يَحْمِلْ خَبَسًا, habese hamil olmaz, yani o su necis olmaz. İşte bu onların aleyhine hüccettir. Evet, yani teabbüt meselesi değil. Teabbüt meselesi olsa ibadettir derdi. Peygamber Efendimiz iki kulle olursa o su necis olmaz dedi ki bu hadis onların aleyhine delil oldu. Fakat delle zalik, bu delalet eyledi ki ennehu izâ kâne dûnel kulleteyni, kulleteynin dûnunda olursa hamelel habese, habese hamil olur, o necis olur. Ve levlâ zalik, eğer böyle olmasaydı lemâ kâne li zikril kulleteyni mânen, kulleteynin zikri için bir mana olmazdı, bir fayda olmazdı. Ve lekâne mâ huve, velekâne olurdu ma huve ol bir şey ki akallu minhuma kulleteynden az, ve ma huve ol bir şey ki ol bir şey ki ekseru kulleteynden çok, sevabı müsabı olurdu. Eğer böyle olmasa kulleteynden az olsun çok olsun hepsinin hükmü bir olması lazımdı. Halbuki öyle değil. Peygamber Efendimiz'in hadisinde kulleteyn olursa necis olmaz, kulleteynden az olursa necis olur, ikisinin farkı var. Öyleyse siz teabbüt diyorsunuz. Teabbüt, bu hadis o teabbüt meselesini nefh ediyor.
Teabbüden diyorsunuz. Hani nerede teabbüd burada? Ya necaset olduğundan, necis olduğundan dolayı. Bu üç defa yıkanacak yahut da yedi defa yıkanacak. Vücub hükmü var bunda. Teabbüdü yok. فَلَمَّا جَرَ الزِّكْرُ عَلَى الْقُلَّتَيْنِ Kulleteyn üzerine zikir cereyan etti. Bahs. Sebete sabit oldu ki enne hükmehuma kulleteynin hükmü hilafü hükmü ma huve dûnehuma. Kulleteyn olan suyun hükmü onun dûnunda olan hükmü hilafınadır. Yani su kulleteyn olursa hüküm başkadır. Kulleteynden az olursa hüküm başkadır. Bu buna delalet etti. Fesebete bihada bununla sabit oldu min kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin kavli şerifinden ki enne velugel kelbi kelbin yalaması velug fil ma'i suda onu içmesi ağzının sürü oraya artık oraya o suya gelmesi yüneddisül ma'a suyu necis eder. Ve cemi'u ma beyyenna fi hada fi hadal bab bu babda beyan ettiğimizin cemisi huve kavlu Ebi Hanife ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahmetullahi teala. Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Muhammed'in kavulleri bunlardır. Yani burada hulase Hanefi mezhebinde kelbin artığı ile diğer necislerin arasında fark yoktur. Üç defa yıkandı mı temiz olur. İlla ki bir kapta necaset çok olur da üç defa yıkarsa necaset zahir olmazsa o necasetin eseri zahir oluncaya kadar yıkanılacak. O da başka.